Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E-Futbol 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün çarşamba günü olduğu için oyunda çok fazla biten etkinlik var. Ben hepsini böyle göstermek istedim. Rüya takım içerisindeki 6 tane etkinlik de bugün bitiyor arkadaşlar. 2 tanesinden 50 e-futbol parası kazanıyoruz. Bir tanesinden ücretsiz Player of the Week top açma hakkı. Şu aşağıdaki Brezilyalı Neymar'ı falan gördüğümüz yerden National Teams'ten de güzel hediyeler kazanıyorduk. DP hediyeleri özellikle. Antrenör puanı hediyeleri. Tüm bu etkinliklerin bugün son günü. Bakalım yarın kaç tane etkinlik gelecek. Özellikle de 50 futbol parası veren etkinliğin sayısı 1 mi olacak 2 mi? Onunla alakalı şimdilik bilgi yok arkadaşlar. 1'e de düşürebilirler. 2 tane de devam edebilir. Devam ettiğimizde geçen hafta gelen paketlerin bugün son günü. Yarın yeni paketler gelecek. Real Madrid epikleri ve Japon epikleri bugün itibariyle bitecek. Geçen haftanın Player of the Week'i bitiyor. Yarın yeni Player of the Week gelecek. Bir de 2 hafta önce başlayan karnaval kampanyası vardı. Bundan dolayı da bazı hediyeler kazanmıştık. Özellikle de günlük giriş kampanyası. Buradan 5. günde 50 futbol parası alıyorduk. Bu bitiyor arkadaşlar. Normalde haftalık girişlerden alıyorduk biz 50 futbol parası. Bir de buradan alıyorduk 50-50-100 futbol parası. Şimdi bu bitiyor. İnşallah yeni bir kampanya gelir. Kampanya gelmezse haftalık 50'ye düşeriz. Etkinliklerden de bir tane 50 futbol parası kazanabilirsek 50-50-100 eskisi gibi çok az futbol parası kazanacağız. Zaten çok da değildi. Artı 100 kazanıyorduk. 100 futbol parası buradan kaybımız olur. Yarın sabah keşke bir kampanya gelişmesi olsa arkadaşlar. Böyle sevinçle ben de sizlerle paylaşmak isterim. Ama Mart ayında bir güncelleme bekleniyor. Artık aylık güncellemeleri Konami yapıyor. Belki Mart ayında da bir kampanya yapabilir. O güncellemeyi de denk getirebilirler. Sezon biter. Sonraki sezon adaylı sözleşmeler falan geldiğinde o zaman da yeni bir kampanya başlatabilirler. Onun için de birkaç hafta daha beklememiz gerekecek. Bir de bu hafta içerisinde oyun içerisinden kazanacağımız e-futbol puanlarını şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Pazartesi günü ben bunlara değinmiştim ama hedefleri unutmuşum arkadaşlar. Şu an oyun içerisinden 3 yerden e-futbol puanı kazanabiliyoruz. Ve toplamda 7000 e-futbol puanını kazanabilmekteyiz. Round 1 etkinliği geldi. 5 tane mücadele var. Her birinden 500 e-futbol puanı, 2500'ü oradan kazanıyoruz. Bir de linke tıklayarak 3000 e-futbol puanını almadıysanız alabilirsiniz. Daha son süresine de var. 3000 de oradan. Maçtan oynadıkça, goller attıkça da Round 1'e özel hedefler geldi. Ve bu pazartesiye kadar süresi var. Pazartesi sabahına kadar. Onu da tamamlayıp hediyeleri alalım arkadaşlar. Güzel de hediyeler var içerisinde. Buradan 7000 e-futbol puanını bu hafta içi kazanabiliyoruz. Ayrıca cumartesi günü de canlı yayın linki gelecek. Oradan da 500 e-futbol puanı çok da değil. 7500 de buradan 7500 e-futbol puanını bu hafta kazanmış oluyoruz. Round 1'i tamamlarsak haftaya Round 2 gelecek. Oradan da 1000 e-futbol puanı kazanırız. Bir de Round 1'in hedeflerin içerisindeki hediyeleri sizlere göstereyim arkadaşlar. Belki bakmayanlarımız vardır. Burada sadece e-futbol puanları değil, özellikle de DP hediyeleri de var. 10.000'lik DP'den toplamda 5 tane veriyorlar. 2 bir de aşağıda 3. 5 tane 10.000'lik antrenör puanı verilmekte. Yani bir oyuncuyu fullememize falan yarıyor. Bende DP sıkıntısı var. Yetmiyor DP'ler. Bitiyor elimizde. GP'si çok olan arkadaşlarımız marketten 5 yıldızlı düşük paraya oyuncu alıp 96.000 GP'ye onları al sat yaparak da DP kazanabilmekte. Ben de ona üşeniyorum. Sürekli oyuncu al sat, oyuncu al sata. Buralardan toplayabiliyorsam hemen ilk fırsatta buradan toplamaya çalışıyorum. Günlük girişlerden de iyi oluyordu. Kampanyalardan dolayı DP hediyeleri veriliyordu. Bakalım yarın yeni bir kampanya olacak mı? Bir de pazartesi gelen paketteki oyuncuların maksimum seviyelerini, takımımızdaki maksimum seviyeleri hızlıca bakalım arkadaşlar. Belki top açılımı yapmayıp yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. Burada benim en beğendiğim Manchester United futbolcular içerisinde Varane oldu. Buradaki 4 futbolcu Liverpool Manchester United paketinde yer almakta. De Gea ile Eriksen ise 16'lık pakette yer alıyor. Varan çok güzel olmuş orada. Çok hoşuma gitti. Casemiro'yu bence arttırabilirlerdi. Casemiro daha önce de gelmişti adaylı sözleşmeye falan. Normal kartı da yüksek seviyeli olan bir isim. 98 falan da yapmamışlar kendisine. 16 oyuncunun yer aldığı pakettekilerin de maksimum seviyeleri bunlar arkadaşlar. Burada Leroy Sané 99'a çıkıyor. Paketin en yüksek seviyeli ismi. Bayağı iyi yapmışlar. Ben bir de şeyi beğendim. Di Marco'yu sol bek. Inter takımının sol bek futbolcusu. Stoperde de kullanabiliyoruz ama sol bek olarak gayet iyi. Dayanıklılığı, hızlanması onlar yüksek. Savunma özellikleri de var. Çift yönlü oynayabiliyor. Di Marco da güzel duruyor. Fena değil. 96'ya kadar çıkıyor. Belki elinde Cancelo falan olmayan arkadaşlarımız çıkardıysa da kullanabilirler. Öneririm ben.
Burada Kimi daha yüksek olabilirdi. Ben daha önce Player of the Week'ten çıkardım da Kimi 98'i görmekte o kartı. Normal kartı da zaten Kimi 96 97 o seviyelere kadar çıkıyordu. Burada Kimi yükseltilmemiş. Daha da yükseltilmeyi hak ediyordu. Benim için buradaki en büyük sürpriz Leroy Sané'yi 99 görmekte. Onu öyle beklemiyordum. Hani o 99'sa diğerleri de bence yükseltilebilirdi. Sizler de yoruma görüşlerinizi lütfen yazabilirsiniz. Bir de Liverpool Manchester United paketindeki diğer futbolcuların seviyeleri de bunlar. Burada Varane çok dikkat çekiyor. Çok güzel bir kart yapmışlar Varane'a. Her perşembe olduğu gibi yarın da bakım var. Oyun sabah 5'te kapanacak. Konami en geç 11'de açılır diyor ama genelde 11'den önce açmaktalar. Yarın da eğer çok önemli bir durum olmazsa 11'den önce açacaklardır. Öğlen 11'den önce. Yarın bizleri neler bekliyor? Epik futbolcular gelecek. Haftanın oyuncuları, bazı takımların dizilişi değişecek. Sıra dışı uzun süredir gelmeyen dizilişler olursa da sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Özellikle de 4-2-4, 4-1-1-4 tarzı sağ açık sol açık iki santraforlu dizilişler en çok merak edilenler. Uzun süredir gelmiyor. Ben de ilk onlara bakıyorum. Görürsem hemen sizlerle paylaşacağım. Topluluktan ilk olarak paylaşmaya çalışırım. Bir de pazartesi gelecek oyuncular açıklanacak arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmakta hangi paketten açalım diye. Benim önerim şu arkadaşlar. Yarını bekleyelim. Yarın gelecek Player of the Week'i görelim. Bir de pazartesi gelecek paketi görelim. Ona göre ya bu haftadan açalım ya da önümüzdeki haftadan. Yarınki paketleri görmeden isterseniz açmayın derim. Çok fazla oyun içerisinden de futbol parası kazanamıyoruz. En azından önümüzdeki haftayı görüp ona göre karar verebilirsiniz. Epiklerle alakalı duruma geçecek olursak da Konami bu hafta ve geçen haftayı paylaşmıştı aslında. İleride gelecek epikler diye 2 hafta önce bunu paylaştı. Bunların hepsi geldi. Şimdi bu hafta hangi epikler gelecek? Onunla alakalı hiçbir şey paylaşılmadı. Fakat Konami 2 hafta önceki o güncellemede oyuna birçok epik futbolcu ekledi. Bazı epiklerin de kartlarını değiştirdi. Burada arkadaşlar onlar var. Bir de bazı normal kartlar da var. Kartlarına değişim olanlar, oyuna eklenenler filan. Burada mesela yukarıdakiler geldi. Real Madrid, Manchester United'lı futbolcular geldi. Ama mesela Adriano oyuna eklendi. Schneider'in Hollanda milli takımı kartı eklendi. Gerard'ın Eto'nun kartları değişti. Yeni kartları var. Cruyff olsun. Veyahut da Fernando Torres, Edgar Davids. Edgar Davids'i de milli takım formalı görüyoruz. Inter takımından Cordoba, Michael Owen'ın bir epic kartı. Vitor, Baia, Aldair bunların kartları vardı. Kartları değişti. Bazıları yeni görüyoruz. İşte Adriano gibi isimler arkadaşlar. Bakalım bu hafta kim gelecek? Bir Inter paketi yaparlar mı acaba? Belki biraz onu da bekletebilirler. Adriano'yu bekleyen arkadaşlarımız da vardır. Özellikle de Adriano'nun maksimum seviyesi ne olacak? Şut gücü çok yüksek olacaktır. Diğer özellikleri de önemli. Tabii hangi paket gelir şimdilik bilinmemekte arkadaşlar. Burada yeni eklenen isimlerden bir paket çıkaracaktır büyük ihtimalle Konami. Player of the Week tahmin videosu dün biz yayınlamıştık. İzlemeyen arkadaşlar için de şöyle hızlıca geçeyim istiyorum. Yarın buradan bazı isimleri de görebiliriz Player of the Week'te. Paris Saint-Germain 3-0'lık galibiyet aldı. Messi 1 gol 2 asist yaptı. Bu hafta ödülünü de kazandı ayrıyeten. Bu maçtan gelmeyi hak eden isim Messi. Ha Donnarumma da 6 kurtarış yaptı. Messi'yi tercih etmezlerse Donnarumma olabilir. Mbappé'yi saymıyorum çünkü o bu haftaki Player of the Week'te yer alıyor. Ondan dolayı dahil etmedim. Tottenham Chelsea 2-0 yendi. Defansif orta sahaları güzel bir gol kaydetti. Gelmeyi hak ediyor kendisi. West Ham'dan birkaç tane aday var. 4-0'lık galibiyet var burada. Kesinlikle bu maçtan birinin gelmesi lazım. Premier Lig'de 4-0'lık bir galibiyet var. 2 gol atan forvetleri Ings ön planda. Gelmezse Boban diyorum ben. Bir asist yapmıştı. İyi de maç çıkardı ama forvetleri gelmeyi çok hak ediyor. Leeds United'ın 1-0'lık galibiyeti var. Sol bek futbolcuları Firpo gol attı. Eski Barcelona'lı futbolcu. Bek futbolcusunun gol atmasını Konami sever. Ondan dolayı listeye dahil ettim. Manchester City'den oyuncu seçerler mi bilinmez. 4-1'lik galibiyetleri var ama bazı futbolcuları çok gördük. Fakat bu maçtan gelmeyi hak eden isim ise Foden. Belki Konami kendisini tercih edebilir. Bright White eski Barcelona'lı. Espanyol'un 2-1 yendiği maçta 2 gol kaydetti. Celta Vigo'nun 3-0'lık galibiyeti var. Burada Galatasaray takımından giden Siparuş de takımının ilk golünü kaydetti. Ama bu maçın adamı ofansif orta sahaları Gabri Veiga. 2 golü var, etkili oyunu var. Geçen hafta da iyiydi, form durumu A gelmiş. Bu hafta da A olacak. Bir de Player of the Week'e büyük ihtimalle gelecek kendisi. Bayern Münih'in 3-0'lık galibiyeti var. Burada ön plana çıkan isim Koman. Koman'ın gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar.
Choupo-Moting'de gol attı. Form durumu yine bu hafta da iyi olacak. Ben kendisini alıyorum genelde kadroya. Sonradan sahaya sürüyorum. Süper yedek. Elinde Choupo-Moting olan arkadaşlarımız da yine yüksek formda kullanabilir kendisini. Ben yine kadroma alacağım. Yedeklere Choupo-Moting'i haftaya da yerleştireceğim. Çünkü gol attı. Form durumu iyi gelecektir. Wolfsburg 2-0'lık galibiyet aldı. Burada kalecileri bayağı kurtarış yapmış. Kastels de bu hafta gelebilir. Maçın adamı seçilmiş ayrıca. Fransa Ligi'nde Auxerre'in 1-0'lık galibiyeti var. Bu maçta savunma futbolcusu gol attığı için ben bir listeye aldım arkadaşlar. Konemi savunma futbolcuların gol atmasını, tabelaya etki etmesini seviyor. Defansif orta saha kartı var ama bu maçta stoperde oynamış kendisi ve gol kaydetmiş. Gelirse stoper kartı gelebilir. Reims'in 3-0'lık galibiyeti var. Burada Ito 1 gol 2 asist yapmış. Bu istatistiklere bakaraktan Konemi'nin getirmesi lazım da seviyeyi çok arttırmayacaktır. 87 seviyeli belki 91-92 seviyelere kadar çıkarır. Monaco kendi evinde 3-0'lık yenilgiye uğradı. Burada Nice'den gelme ihtimali yüksek olan isim santraforları Mofi. 2 gol kaydetti kendisi. 2 gol kaydeden birkaç tane daha futbolcu var. Bunlardan birisini Konemi tercih edecek. Ajax'ın 2-1'lik galibiyeti var. Burada golü stoperde oynayan Alvarez kaydetti. Ben de listeye aldım. Bu hafta gol atan stoperleri dahil ettim. Normalde oyundaki kartı defansif orta saha fakat bu hafta oynadığı pozisyona baktığımızda stoperde oynamış kendisi ve bir gol kaydetti. Ayrıca bazı maçlardan da şöyle dikkat çeken isimlere baktığımızda Milan takımında Mesias geçen hafta da iyiydi. Bu hafta da gol kaydetti. Milan'ın ilk golü Hernandez'e yazılmadı. Kaleciye yazıldı. Sol bekleri çok güzel bir şut çıkardı Hernandez. Direğe çarptı. Kaleciye vurdu. İçeri girdi. O gol kaleciye yazıldı. Salernitana'nın 3-0'lık galibiyeti var. Kandreva kanat futbolcusu 1 gol 1 asist yaptı. Aston Villa 2-0'lık galibiyet aldı. Stoper futbolcusu Minks fizikli bir futbolcu. Güçlü bir futbolcu. Gol atmadı ama iyi futbol oynadı. Eğer Konemi gole bakmazsa, iyi oyuna bakarsa bu adamı alması lazım. Ama Konemi de İstatistiğe bakıyor. Gol atıp atmadığına çok bakmakta. Udinese-Spezia maçı 2-2 bitti ve bu maçta Enzola 2 gol kaydetmiş. Girona 3-2'lik galibiyet aldı Atletico Bilbao karşısında. Burada maçın adamı Alex Garcia seçilmiş ve yüksek derece almış kendisi. Bir de gol attı. Ve Rennes'in 1-0'lık galibiyeti var. Burada Mandanda, kaleci Mandanda 7 kurtarış yapmış. Bu haftaki kaleci adaylarından bir tanesi de kendisi. Wolfsburg'un kalecisi Kastels biraz ön planda. Daha önce ama gelmişti Kastels 93 seviye. Gelirse yine öyle gelebilir. Bir de çekiliş yapmıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hesabın çekilişini kazanan arkadaşımız bize ulaştı. Bu hesabı Dybala 2012 Ediz arkadaşımız kazanmıştı YouTube'daki ismiyle. O arkadaşımıza teslim ettik. Bize bu hesabı hediye eden İsmail Kocabıyık arkadaşımız 2 tane hesap hediye etmişti. İkinci hesabı da bu hafta biraz daha güçlendirip onun da çekilişini yapalım istiyorum arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu çekilişlerin amacı deprem için bağış toplamak aslında arkadaşlar. Ben uzun süredir çekiliş yapmıyorum. Bazı kötü yorumlar geliyor. Ben de görünce üzülüyordum onları. Böyle hakarete varan yorumlar da görüyordum çekilişlerden sonra. Ondan dolayı çekilişe ara vermiştim. Fakat bu çekiliş videolarının gelirlerini bağışlayalım istedik. Arkadaşlarımız hesapları hediye ediyorlar. Biz de hesapları tanıtıyoruz. Bu hesaplarla maçlar oynuyoruz. O videoların reklam gelirleri ne olursa bağışlayalım dedik. İki tane video çekmiştik bu hesapla alakalı. İlk videomuz 30 binin üzerinde izlendi ve yaklaşık 1000 izlenmeye 5 lira gibi bir şey verdi. 150 lira gibi bir para getirdi o video. Cuma günü de hepsi ne kadar birikmişse bağışlayacağız. İkinci videomuz da maç videosuydu. O az izlendi. Böyle 12-13 binlerde galiba. Cumartesi yayınladığımız hatta son saniyede gol olmuştu. O videoda 1000 izlenmeye 4 lira gibi verdi. 52 lira gibi bir şey. Şu an iki videodan 200 lira para gelmiş oldu. Az çok demeden ne kadar birikirse hepsini bağışlarız arkadaşlar. Bir tane daha hesap var arkadaşlar. Onunla top açılımı yaparız. Maç oynarız. Güzel videolar çıkarırız. Çekilişle hediye ederiz. Onların da gelirlerini yine deprem için bağışlarız. Bu cuma günü ilk hesabın gelirlerini bağışlayacağız. Deprem bölgesinde milyonlarca insanımız evsiz kaldı. Evlerine giremiyor tabii birçok vatandaşımız. Çünkü evleri hasarlı. Hasarlı olmasa da tabii insan korkuyla da giremiyor ki. Sürekli artçılar da oluyor. Artçılar da öyle küçük de olmuyor. Yine Malatya'da geçen gün 5'in üzerinde bir artçı olmuştu. Hatta iki vatandaşımız da hayatını kaybetti. Evlere de girmek zor. Birçok insan oraları terk etti ama orada duran vatandaşlarımız var. Bu şekilde bizlerin de katkısı olmuş oluyor. Ben de çok konuyu uzatmayayım arkadaşlar. Gelişmelerden sizleri de haberdar etmek istedim. Oyunla alakalı farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.